Kripto Sesli Haber'e hoş geldiniz. Shiba Inu, SHIB, zincir içi faaliyet kayboluyor ve nedeni belirsiz. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Shiba, BOM ve Leash haberleri için bize katılın. Shiba Inu'nun ağ faaliyeti bazı ciddi soruları gündeme getiriyor. Bir zamanlar çılgın zincir içi faaliyetlerin yuvası olan Shiba Inu, SHIB, tokeni şu anda gizemli bir düşüşle karşı karşıya. Veriler, arzı azaltmak için tokenların erişilemeyen bir cüzdana gönderildiği bir mekanizma olan yanma oranının %0'a sabitlendiğini gösteriyor. Teknik analiz açısından bakıldığında, SHIB günlük grafikte direnç görevi gören düz bir üst trend çizgisi ve destek görevi gören yükselen bir alt trend çizgisiyle karakterize edilen yükselen bir üçgen formasyonu oluşturuyor gibi görünüyor. Bu formasyon geleneksel olarak yükseliş göstergesi olarak görülüyor ve genellikle yukarı yönlü bir kırılmayla çözülüyor. SHIB için üçgenin üst trend çizgisi 0,5096 dolar seviyesinin yakınında bulunuyor. Bu direncin üzerinde kesin bir kapanış, konsolidasyonun sonu ve yeni bir yükseliş eğiliminin başlangıcı anlamına geleceği için potansiyel olarak fiyatta bir yükselişi tetikleyebilir. Ancak grafik deseniyle zincir üstü veriler arasındaki ikilik bir bilmece ortaya çıkarıyor. Teknik veriler yukarı yönlü bir hareketin yaklaştığını öne sürerken, zincir içi aktivitenin olmayışı herhangi bir potansiyel fiyat artışının arkasındaki itici güç hakkında soruları gündeme getiriyor. Yakma oranının durması özellikle kafa karıştırıcı çünkü token yakmalar sıklıkla deflasyonist baskı oluşturmak için kullanılıyor ve canlı bir ekosistemin işareti olabiliyor. Zincir içi aktivitedeki düşüşe ilişkin bir hipotez, muhtemelen daha geniş bir piyasa gerilemesi veya kripto alanında dikkatleri SHIB gibi meme tokenlerinden uzaklaştıran ortaya çıkan anlatılar nedeniyle yatırımcı duyarlılığında bir değişiklik olabilir. Ek olarak, SHIB'in yakma mekanizmalarının topluluk odaklı yönü, topluluk katılımındaki olası bir düşüşü yansıtan bir durgunluk yaşıyor olabilir. İşlem hacimlerini etkileyebilecek düzenleyici incelemeler veya platforma özgü sorunlar gibi dış faktörleri de dikkate almakta fayda var. Zincir içi aktivite düşüşüne yönelik net bir katalizör olmadan tahmin yürütmek şu anda tek seçeneğimiz. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir, finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz, lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.